Merhaba dostlar, ben komedyen. Bugün sizlerle Artemis hakkında birazcık konuşacağız. Artemis bana çıkmadı, zaten Artemis'i savunamamıştım. Artemis için iyi güzel diyorlar. Çoğu insan zaten çıkardı, hatta A1, A5 yapanlar da çok fazla var. Fakat ben Artemis'in benim çok hesabıma işe yarayacağını düşünmedim. Ben çok fazla onun üzerine summon yapmadım. Guild Wars'da çok iyi olması bekleniyor. Bekleniyor. Altını çizerek söylüyorum. Ama bilmem, Guild Wars için bu kadar çok yatırım yapmak yani bence değmez. Şöyle itemlerinden birazcık bahsedeyim. İtemleri nasıl gideceğiz? Şimdi hasar vuran karakter olduğu için bir kere Rage Regen lazım. Çünkü ultisi sürekli hasar vuracak. Şöyle üstten atak base olduğu için atağa göre bir item verelim sağdan. Ve hasar verdiği için healing efektten ziyade arkana tarzı hasar vuracak itemler verelim. Şöyle ilk başta bir alt... bunu crit rate de vermemiz lazım. Üstten de atak bonusu verelim. Atak bonus. Sınıf olarak da bir arkanayı seçelim. Şöyle bir tane bulduk. Bir tane takalım şöyle. 16'lardan. Şurada bir tane daha bulduk. Bunu da takalım. Şuradan bir tane daha bulalım. Okey. Şunu verelim şimdilik. Alttan HP bonus olması çok iyi. Çünkü karakterin ölmemesi de gerekiyor. Yan tarafa geçersek de yan tarafta direkt aslında Warlord hesapta vardı bir Warlord seti. Aynen, Ziltun'un setini direkt verelim. Hasar veriyoruz yani, bildiğiniz hasar karakteri çünkü. Şimdi gelin beraber test edelim. Artifact'i zaten onu da bir bakalım. Artifact'te her türlü rage veren artifact olması lazım. Çünkü karakterin rage'e çok ihtiyacı var. Golden Scrap 25 lazım. Bunun 25'i yoksa elinizde bence mantıklı olan Dolores artifact'i, bunu takmak. Ama şimdilik Golden Scrap'la deneyelim. Şimdi Hero'yu ilk defa denediğim için ben hesap bu arada benim değil arkadaşlar. Hesap bana çıkmadı karakter. Başka bir arkadaş sağ olsun Abraham hesap verdi. Test edeceğiz. 19 Power of the Warriors kapalı bir şekilde. İlk başta sadece Artemis'i koyalım. Sadece Artemis tek başına becerebiliyor mu onu test edeceğim. Şöyle koyalım. Abom'a heal atsın. Abom'la kendisi Dolores. Şöyle Artemis. Aşağıda karakter yok. Şöyle yapacağız. Bir de şöyle healer, Dolores ölmesin diye bir healer koyalım. Şöyle yapalım. Yok, bir dakika, bunu buraya koymasaydık keşke de, neyse. Önemli değil. Şunu da şöyle koyalım. Karakter sadece ultisini basınca hasar vuruyordu galiba. Şöyle bastık. Aynen, çok güzel hasar vuruyor bu arada. Hemen şunu da yapalım. Güzel hasar vuruyormuş bu arada. Ama işte şey tarafı kötü. Ulti bittiğince hasar vurması. Bir rest atalım. O holovu da ona doğru döndürelim. Böyle koyduk. Ultisi kesinlikle bir kere maskelanması lazım. Burada skilleri max değil. Şöyle bir test için yapalım. Şunu koyalım. Yani bu biraz fantezi işi oluyor ama keyfine maksat. Test olsun diye yaptık. Hesap zaten 19'u rahat geçen bir hesap olduğu için. Lord'a geri çıkalım. Şunu ultiyi de basalım. Güzel. Okey, güzel. Yanlarda da var. Şunları koyalım da kessin diye. Laura her geldiğinde bir Morrigan'ın bir bu. Yer değiştirelim. Şimdi Kamet'i çıkaralım. Şunu koyalım. Ultisini geri getirelim. Şimdi Morrigan'ı koyalım. Lord'u. Şöyle hemen basalım. Şunu da basalım. Şimdi kaç vuruyor? İdare eder vuruyor. Geçebilecek miyiz? Bir de o merak ediyor. Bu kadar mesela çok troll bir oynayışla da geçebilmemize imkan verecek mi? Merak ediyorum. Morrigan'ın itemlerinde eksiklik var bu arada. Morrigan çok iyi değil şu an. Şöyle ultisini basalım. Hollow'u da basalım. Şimdi Morrigan'ı çıkaralım. Şunu koyalım. Şöyle Kamet'i koyalım bu sefer. Tekrardan ultisi. Kamet'i de bu sefer bastım. Kamet'i de bastık. Şuradan şöyle bir şey de yapalım ya. Okey.
okey de koyalım. Şimdi mouse'u göremiyorum. Mouse nerede? Ha. O kadar çok şey var ki mouse'u göremedim. Şöyle Artemis, Dolores, her şeyi basalım. Seni kaldıralım. Şimdi bunu koyalım. Yani büyük ihtimalle buraya geçemeyeceğiz çünkü çok troll oynadık ama. Yani maksat hasarını görmek. Kaç hasar vuracak onu merak ediyorum çünkü karakterin. Şunu da basalım. Dolores'i de bastık. Şöyle Greed'i koyalım yine. Şuradan heal de atalım Greed'e. Bayağı kestik bu arada. 19 olmasına rağmen. Evet. Hasarına bakacağız. Bakalım kaç vurdu. Güzel hasar gözüküyordu. 120k 120k. Bir dahakine de düzgün bir şekilde dizerek test edelim. Statlardan 50 milyon vurdu. Bayağı güzel. Bir kere daha test edelim. 19'da. Direkt böyle giriyorum. Sefer Kamet ve beraber düzgünce koyalım. Bunu böyle koyacağım. Aynen. Dolores'i koyalım. Laurel'ımızı koyalım. Kamet'in itemi yok. Kamet'in üstü çıplak. Neyse. Ya da çıkar ya da çıkalım dur Kamet'i doğrusu. Geçelim de en azından. Şöyle bir test edelim. Kamet'in itemlerini bozmuş muyuz? Evet, Kamet'in zaten çıkmış. O da gelir desek yeterli ya. Bence çok da işler yapmaya gerek yok. 19'u geçeriz zaten diye tahmin ediyorum. Şöyle hemen Fer koyduk Artemis'imizi. Yine Fers diyorum karakteri. Sürekli Fers diye isim geliyor. Koyduk şeyi de. Şimdi Dolores'i koyduk. Şimdi de Laurel'ı koyuyoruz. 222 ki onu da anlayamadım. Evet şimdi her şeyin ultilerini bastık. Şimdi koyduk. Hollow yerine ilk önce bunu koymak istiyorum ben ya. 225 kavran kimdi ya? Karakter bu arada dizayn olarak çok güzel gözüküyor. Böyle ultiyi basalım. Morrigan'ı koysak mı? Morrigan'ı da koyalım Morrigan'ı da normal geçelim. Şöyle hem test olsun hasarları. Hemen bunu koyalım. Kaldıralım. Hollow'u tekrar açalım. Sanki tepeden koymak daha mantıklı mı? Aynı şey oluyor zaten ya. Aynı şey oluyor. Tepeden koyalım bari. Tekrar ultiler geldi. Ultileri basalım. Hiç bakın heal'ı düşünmeden koy saldırıyorum. Çünkü anti healing'i vardı. Yanlış bilmiyorsam karakterin. Volka'yı koyalım bu sırada. Tek attılar bu arada. 19 için çar zaten güçlü. Ben Kamet'le arasındaki hasarı merak ediyorum. Diğerleri çok umurumda değil ama. Morgan zaten çok fazla saf çıkaramaz burada. Çünkü Kamet tek atıyor. Böyle basalım ultileri yine. Ultiye basalım. Bu kırmızılık neyden dolayı acaba? Neyin kırmızılığı? Evet, bunları da bastık. Şuraya bunu basmak istiyorum. Şöyle. Okey. Bayağı yüksek hasarlar çıkıyor bu arada. Beklediğimden yüksek hasarlar çıkıyor. Ama Morrigan yüzünden kimin kaç hasar vurdu da anlaşılmıyor. Morrigan o kadar çok hasar vuruyor ki karakterlere. Tek tek gidi bu arada bu aradaki devler. Evet. Fersi çok iyi. GR1 için evet güzel karakter. Ama işte sadece GR1 yani. GR1'den fazlası
Olacak mı göreceğiz. Bunu kaldırabilirim zaten bitecek ölecekler. Karakterin alan hasarı çok iyi. Büyük ihtimalle Torador takımında çok iyi olabilir. Yani çoklu geçilen yerlerde karakter evet inanılmaz yüksek hasar vuruyor ya. Bu ne ya? Evet. Artemis Gear Rate 1 19 testi. Bu şekilde bitmiş oldu. Next diyelim. Böyle itemler sistemi 3'ten 60 bu arada. Kötü. Bu nasıl bir itemmiş? Şimdi can HP bonus yok. Çöp. 26 vurdu. Gayet. Kamet anlatmış. Bunun 26 vurması çok iyi. Şimdi şöyle bir olay var. Çünkü burada Kamet o kadar çok yüksek hasar vuruyor ki tek atıyor. Ondan Artemis istediği kadar vuramıyor zaten. Güzel. Karakter güzel. Yani Gear Rate 1 için çıkardıysanız Gear Rate 1 için çok rahat kullanabilirsiniz. Yüksek hasar vuruyor. Kendinize iyi bakın. İyi günler.